Şimdi ben o açlığımı kendim gidermeye kalksam, o Tamam. şefkat ihtiyacımı bilmem ne kendim gidermeye kalksam Perişan olurum. perişan olacağım, mahvolacağım ve mümkün de değil. Hani dedin ya, o eli uzatmış, orada esir yapmış, yemeği de oraya koymuş, azap çöküyor. Aslında benim konumumu kendim o yiyeceğe ulaşacaksam böyle. Aynen. Çünkü hiçbir şeyle tatmin olmuyorum ki. Habire orada duruyor. Habire uzakta duruyor bana, Doğru. hiç yakınlaşamıyorum ona. Bitmiyor ki benim ihtiyacım. İhtiyacım bitmediği için ve kökünden kurutulmadığı için ve sürekli daha çok şiddetlendiği için, şiddetleniyor, daha çok Doğru. şiddetleniyor. Doğru. Yani sen bir şeye daha çok bağımlı oluyorsun. Tanıdıkça. Tanıdıkça bağımlı oluyorsun, terk edemiyorsun. Terk etmesi daha öyle. Çünkü o yüzden insanın en büyük ızdırabı en çok sevdiklerindendir. Tabii. Niye? En çok kime bağlanmışsa en çok acıyı o verir. Tabii canım. Çünkü onun ayrılmışı, onun nazı, onun niyazı neyse, onun küsmesi seni mahveder. Bakınız, Ramazan'da oruç tutarken çay içemeyen insanlar. En çok alıştığı şey değil mi yani falan gibi. Evet. Yani dolayısıyla orada ne var? İltifat olduğunu anlayabilmemiz için, yani gerçekten diyor ki, bak, sana ihtiyacı ben verdim. İhtiyacı ben verdim ve Karşılığını da ben verdim. karşılığını da ben veriyorum. Ve güzel bir şekilde verdim. Evet. Şunu bilirsen eğer o ihtiyacını bana satarsan, benden bilirsen Tamam. ve vereni de ben olarak bilirsen, karşılayanı da ben olarak bilirsem, bilirsen mesela benim her çözüm. şeye gücüm yetiyor. Ha, Dolayısıyla esas senin, iltifat bunu fark evet. etmektir. Evet, Evet. dolayısıyla senin ihtiyacın senin için problem olmaz. Dert edinme ihtiyacını. Aynen. Dolayısıyla bak, ben sana her zaman ikram etmek için duruyorum, hazırım demek.